İlk gördüğüm zaman gözlerime inanamadım derler ya, öyle bir durum oldu. Çünkü ben bir insanın bu kadar rahat bir şekilde yalan söyleyebileceğini gerçekten düşünmezdim. Ekrem Bey yalancı bir insan. Çok net yalan söylüyor. Bakın bunu söylüyorum. Şimdi size ispatlayacağım. Dava ile ilgili çıktılar, ne dediler konuşmalarında Ekrem İmamoğlu? Bu davadan ceza çıkmaz diyen hakim başka bir kente sürülüyor. Bu davada ceza çıkmaz diyen hakim başka bir kente sürülüyor. Yani ne demek istiyor? Bir önceki hakim benim için olumlu karar verecekti. Bu kişiyi sürdüler diyor. Bu bir. Akılımızda tutalım. İkincisi, bu sürece karşı çıkanlar ister hakim, ister baş müfettiş olsun, bu insanlar ortadan yok ediliyor. Şimdi geçtiğimiz gönderilen hakimi yok edildiğini ve kendisinin aleyhine bir karar çıktığını söylüyor. Aziz milletim, Allah aşkına şuna bir bakın. Karara bakın. Ekrem İmamoğlu itiraz etmiş. Ne için itiraz etmiş? Hakimin tarafsızlığı konusunda şüpheye düşürülmesi nedeni ile hakimin reddi istemidir. Allah Allah. Yani hakimin bu işi yapamayacağını düşünmüş ve reddi hakim istemiş. Hakim gitsin demiş. Taraflı olduğunu düşünmüş. Hakim de gitmiş. Gittikten sonra da dönüyor halka, diyor ki bu davadan ceza çıkmaz diyen hakim başka bir kente sürüldü diyor. Bakın. Çok enteresan. Duygu Hanım, bunu ben anlayamadım. İzleyici şaşırmıştır eminim ki, aslında hayır, çok önemli bir belge bu. Şimdi çok aşırı önemli bir belge. Evet. İstanbul'da çok ciddi bir problem var. Şimdi bu problemle de anlatmak istiyorum size ama. Hakimin tarafsızlığı konusunda şüpheye düşürülmesi nedeniyle hakimin reddi istemidir. Hakim diyor gitsin. Hakim gönderiliyor. Diyor ki bu giden hakim niye gönderildi biliyor musunuz? Bana ceza vermeyecekti, onun için gönderildi diyor. Sayın İmamoğlu, hakimi siz gönderilsin demişsiniz. Başvurmuşsunuz mahkemeye. Şimdi buna bugün aşağıda odada otururken bir doktor arkadaşım vardı. Dedi ki mitomani diye bir hastalık varmış Duygu Hanım. Mitomani. Mitomani denilen hastalık ruh biliminde bir terim bu. Bu nedir biliyor musunuz? Olmayan olayları olmuş gibi düşünüp gerçek gibi insanlara anlatma hastalığı. Mitonomi diyorlar. Öyle mi düşünüyorsunuz Ekrem İmamoğlu için? Hayır, dedi ki oturan arkadaşımız, ben bu olayı ona anlattım. Ya dedim, böyle böyle bir şey varmış, o da İstanbul'u. Osman dedi, mitonomi olma durumu olabilir dedi. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz deyince, tabii karşımda da bir doktor olunca, yaprakların kendini alkışladığını düşünen bir zihniyet var karşımızda. Mesela İstanbul'da sel olduğu zaman insanlar boğulma tehlikesi, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken tatilin kendisine yakıştığını düşünen bir zihniyet var. Yani sizce bu ruh hali normal bir insanın yapabileceği bir şey mi? Mesela halkın önüne çıkıyor, diyor ki bu hakimi diyor bana ceza versin diye gönderdiler diyor, ama hakimin gönderilmesini kendi istemiş. Karşımızda ruh sağlığında, ben bilemiyorum tabii, bunu tıbbi olarak bakılması lazım, gerçekten sıkıntılı olan bir kişiyle karşı karşıyayız. Buna da mitonomi diyorlar. Ben de bugün öğrendim. Onu da özellikle yazarak geldim. Şimdi bakın, hukuk sistemini zedeleyen, hukuku çok ciddi bir yalan, dolanınla iftiraların içerisinde bırakan bir konuşma yapılıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezada hakim suçlu bulunuyor. Öyle diyorlar. Hakim bunu yaptı. Çünkü bir önceki hakimi gönderdiler. Kıymetli izleyiciler, hakimi kim göndermiş? Beni bir tek verir misiniz Ekrem? Hakimi kim göndermiş? Kim göndermiş hakimi? Gönderilmesini kim istemiş? Özür diliyorum. Kim istemiş? Ekrem İmamoğlu. Size yalan söylüyorlar. Ben o yüzden yalancı diyorum. Bu kadar olamaz. Bu çok enteresan bir yani, şey gerçekten. Bundan sonra bakın, İmamoğlu varken hakim değişsin diyor. Yeni bir hakim geliyor. Bu hakim de diyor bana ceza vermek için geldi diyor. Ya Sayın İmamoğlu, o zaman gazeteye ilan versin mahkeme, desin ki Ekrem İmamoğlu'na ceza vermeyecek hakim aranıyor diye. Bu hakimi bulsun Adalet Bakanlığı, getirsin bu işin başına koysun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kişiye göre hakim mi atanır? Bir önceki hakimi beğenmemişsin. Reddini istemişsin. Reddedilmiş. Ama vatandaşın önüne çıkacaksın. Başka türlü konuşacaksın. İşte Ekrem İmamoğlu budur. Ben ruh sağlığının hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten. Ve bu kadar yalan söyleyip vatandaşın önüne çıkıp hala aynı kibirle hiçbir şey yokmuş gibi konuşmasına da şaşırıyorum.
Vallahi insan da yüz ister ya. Evet. Peki. Devam edelim. Murat Ongun'a gideceğiz. Aslında gidelim. Biliyorsunuz orada da çok önemli bir polemik var. Murat Ongun bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz bir şehit yakınını işe aldık diyor. Evet. O şehit yakını aslında PKK'lı olduğu ifade edilen bir şahıs. Orada böyle sürüp giden bir polemik var. O işe alınan şehit yakını PKK'lı mı değil mi? Şehit yakını olduğu için mi işe alındı yoksa tam aksi mi? Bu konunun detayları nedir? Sizden alalım. Şimdi bu konunun da ispatını getirdik. Biliyorsunuz Murat Ongun bir tweet attı. Ne dedi Murat Ongun? Cümlelerinizi anlamakta zorlandık. Konuşu mu? Şehit kardeşi ama kendisi PKK'lı ve soylu. PKK'lının evini ziyaret ediyor. Ayrıca 8 yıldır her şeyi biliyorsunuz. Ama bu kişiye işlem yapmayıp tweet atıyorsunuz öyle mi? Yani diyor ki sizin evine gittiğiniz kişi bir şehit ailesi. Ama bu şehit ailesi, evet gerçekten Sayın Soylu bir şehit ailesine gitmiş, doğru. Bu kişi de bu şehit ailesindeki olan kişinin kardeşi. Bizim anladığımız kadarıyla bu. Peki bu şehit ailesinin kardeşi dediği kişi kim? PKK terör örgütüyle iltisaklı bir kişi. Yani şöyle, bir evde bir kişi şehit düşmüş. Allah rahmet eylesin. Devlet için. Bir tanesi de PKK ile iltisaklı. İşte buyurun. Buna dair size belgeleri getirdim. Komisyon kararı. İki kardeşten biri şehit. Evet, biri şehit. PKK. Diğeri de bakın Aile ve Sosyal Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bu kişi işe alınması için bir araştırma yapılıyor. Hı hı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı red veriyor bu kişi için. İşte buyurun. İl Müdürlüğü'ne alınan red kararının uygun görüldü. Kim? Muharrem Kılıç. Red vermişler. Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ve bunu uygulayan Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü gördüğünüz gibi bu şekilde tespitini yapıyor ve red veriyor. Kim? Muharrem Kılıç. Kim bu Muharrem Kılıç? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışmaya alınıyor. Ya devlet sana bunun terörist olduğunu, yani terörle iltisaklı olduğunu söylüyor. Terörle iltisaklı olduğunu söylediği kişiyle ilgili bunun kardeşi şehit diye bu kişiyi aklamaya çalışıyorsun. Ya bir ailenin içerisinde iki tane kardeşin, üç tane kardeşin herkesinden birbirinden çok ayrı hayatların olduğunu çok çok kez gördüm. Yani çok düzgün bir babanın çok yanlış bir çocuğu olduğunu, çok yanlış bir babanın çok düzgün bir evladı olduğunu defalarca kez görmüştür bu ülke. Yani bunun kardeşi şehit oldu diye bu kişinin PKK ile olan ilişkileri, yani iltisaklı olan ilişkilerini red mi edeceğiz? Böyle laf cambazlığı yapmaya çalışıyorlar. Milletin aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ya bu kadar PKK'ya karşı mısın Murat Ongun? Hadi bir tweet at. Bekliyorum bak şimdi. Ekranda okuyacağım. Duran Kalkan, terörist başısın. Murat Karasu, terörist başısın. HDP, sen teröre... Hiçbir şekilde terör demiyorsun. Sizi böyle böyle eleştiriyorum. Ya bir tweet atın ya. Bir de şehitlerimizin üstüne iş yapmaya kalkıyorsunuz. Siz şehitlerimizin ailelerini mezarlık başına tehdit ettiniz. Seni bulacağım diye. Bunu bu millet unutur mu?